kadını, Neba Çehre ile hiç konuşulmayanları Show TV konuştu. Kendinizi tanımaya ne zaman başladınız? Ben 14 yaşından beri tanıyorum. Pandemide yaptığı ağızlara layık yemek neydi? Karamelize ettim onu soğanla. Estetik olmayı istiyor mu? Tek estetiğini neden Paris'te yaptırdı? Yaptırmıştım Paris'te. Ve Neba Çehre'den yeni bir bikini bombası mı geliyor? Bikini giyeceğim. Şahane havalarda dört kuşağın en şahane kadınlarından biriyle karşınıza gelelim istedik bu hafta. Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu Neba Çehre. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Harika bir İstanbul manzarasında şahane bir kadın bugün konuğum. Türk sinemasının ve televizyonun en güzel isimlerinden, en başarılı isimlerinden yaşı olmayan kadın sevgili Neba Çehre. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoşlar bulduk. Seni gördüğüme çok mutlu oldum. Güzel iltifatlar ediyorsun da acaba orada mıyım? Ha, kesinlikle. Az bile söyledim ben şu anda. Ya, teşekkür ederim. Bugünün kombiniyle başlayalım sohbeti. Gömleği ve tarzı çok hoş. Yine kıyafetiniz bugün çok hoş. Mesela bu konsepti hazırlamaya nasıl karar verdiniz dün akşam? Hatta sabah başka sabah giyecektim. Mı? Baktım gün değişmeye başladı. Hava belli ki açıyor. Onun için böyle anlık oldu. Güne göre, uyanmanıza göre farklılık mı değiştirir kıyafet seçiminiz yoksa akşamdan böyle koyar mısınız? Eğer ki sabah çok erken başlayacağım bir iş varsa tabii ki akşamdan hazırlıyorum. Ama eğer bir rahatlığım varsa sabah düşünüyorum çünkü havaya da uyuyoruz. Yani hava şartları, şimdi dünkü hava gibi gördük burayı, bayağı serindi evet. Ve bulutluydu. O nedenle kıyafet başkaydı, hava açtığı zaman da İşte apar topar bunları değiştirdi. Türkiye onu filmleriyle, dizileriyle, saygın kişiliği ve yıllara meydan okuyan görüntüsüyle tanıyor. Peki onun kendisine yaptığı tanım ne? Türkiye'de moda ikonu olarak tanımlanıyorsunuz. Peki Neba Çehre kendini nasıl tanımlıyor? Yani ikon seçtikleri için bir şey diyemiyorum. kendimi tanıyorum. Yapımı, vücudumu, iskeletimi biliyorum. Biraz da emek veriyorum yani aynanın karşısına. İşte bu şey olmadı, bu takı da fazla geldi falan. Böyle biraz kendinizi emek verirseniz, görürseniz, zaman ayırırsanız, bir de vücudunuzu tanırsanız çıkıyor ortaya bir şeyler. Kendinizi tanımaya ne zaman başladınız vücudunuzu? Ben 14 yaşından beri tanıyorum. Hani bazen insan geç fark ediyor ya çünkü o sizde bayağı erken çünkü olmuş. Evet, 14 yaşında beni istemeye başladıkları zaman demek ki görüntü olarak daha büyüktü. Giyime de annemden, belki annemden kalma. Annem şık, hoş giyinen bir kadındı. Taşıyan bir kadındı. Stiliyle ön plana çıkan isimlerden biri Neba Çehre. Peki asla ne giymez? Asla giymem diyeceğiniz bir kıyafet var mı? Yani şu yaşta şort çok severdim, giyemem asla. Onda yakışır. Evde giyiyorsunuzdur belki. Yok, giymiyorum evet. Evde de giymiyorum, moralim bozuluyor. Peki size göre Türkiye'de en güzel giyinen hanımlar kimler? Yani birebir saymam mümkün değil ama Türkiye'deki kadınlar güzel giyiniyor. Bir Avrupa'ya gittiğiniz zaman çok seçici olan bir çevre çok güzel giyiniyor. Ama bizde sokakta da Nişantaşı defile gibi. Yani gayet şıklar. Güzel kadının olmazsa olmazı bakımdır. Neba Çehre de bakımına özen gösteriyor elbette. Akşam yatmadan önce kremlerinizi falan sürer misiniz? Tabii mesela gündüz bir nemlendirici sürüyorsam bir de gece kremi var. Eğer ki vaktim varsa siliyorum yüzümü tekrar. Çok az kullanırım ama ben. Hafif bir gece kremi, göz kremi. Siz
sabah kalktığınızda mutlaka böyle hafif bir makyaj yapar mısınız? Evden çıkmayacaksınız. Yoksa evdeyseniz o gün öyle rahat geçer mi? Yani o yaşam tarzında hayatındaki olan insana bağlı. Tek başınaysanız ona ihtiyaç yok zaten. Yüz yıkanıyor, nemlendirici sürün, kahvaltı sonra diş fırçalama falan evi natural. Gözlüğü takıyorsun. Zaten şimdi maske olayı var. Bir yatak markasının yüzü oldu malum. Uykunun da güzellik için öneminin farkında. Peki uykuya ne kadar vakit ayırırsınız? En az 6-7 saat olmalı diyorum. Bazen 8 saati bile aşıyor. Bazen mesela bugün 6 saat uyuyor. Güzellik sadece bakımla olmuyor. Güzel kadın her yerde stilini göstermeli Nebahat Çehre'ye göre. Şeye dikkat ediyorum Ömürcüğüm. Yürüyüşte bile ben hakikaten mutlu olmalıyım o kıyafetimden. Ama yürüyüş ne var? Şöyle giyineyim demiyorum. Çünkü benim için bakımlı ve şık kadın her konuda şık olmalı. Ama hayatında birininle berabersen o zaman birazcık böyle hafif dokunmalı. Oluyor değil mi? Olmalı tabii. Yoksa bu aralar öyle şeyler mi var? Yok. Bildiğin gibi çok unuttum o seni. Geçti gitti. Pandemide sevdiklerinden ve dostlarından uzak kaldı. Bu süreç onu sıkmış. Yalnız yaşamanın ne kadar zorluklu olduğunu, paylaşımın ne kadar güzel olduğunu, paylaşımsız bir hayat çok yavan. Değil mi? Çok yavan. Onları gördük. Bir şey olsa tek başına kalıyorsun. Diyelim hastaneye gideceksin. Kimse gelemiyor da sen gidemiyorsun. Onun acılarını gördük. İçindeki şefi keşfeden çok oldu. Peki o yemek yaptı mı? Peki çok güzel yemekler yaptı insanlar. Ekmekler pişirdi. O tür şeyler yaptınız mı? San Sebastian falan yaptım. Öyle mi? Şey. Oo, harika. Ondan yaptım. Yemeklerimi de yaptım. Ama en güzel yemek ne oldu biliyor musun? Hangisi? Nohut sucuklu. Bir nohut yaptım sucuklu. Muhteşem oldu. Çünkü karamelize ettim onu şeyle soğanla. Sonra o haşladığım nohutu bol salçalı şeyle. Müthiş bir kış yemeğiydi. Harika. Vallahi, afiyet olsun. Bir gün kışın gel yapayım salında. İnşallah. Güzel inşallah. Olur. Gelelim tatile. Bu yılı tatile çıkma planları var. Geçmişte bikinili görüntülenmiş olay yaratmıştı. Bu yılda bikini giyme hayali kuruyor. Yani bikini giyeceğim ama aman bikinilik bir vücudum var diye değil. Tamamen sağlık açısından. Bir de lekeli yanmayı sevmiyorum. Evet. Çünkü neticede ben kendim de aynada karşılıklı olacağım. Maya giyerim ama mayayı güneşlenme bittikten sonra seviyorum. Buraya kadar beyaz görmek de istemiyorum. Değil mi? Evet. O nedenle giyiyorum. Pandemi dönemiyle birlikte otellerden çok kiralık evlere rağbet arttı. Nebahat Çehre bir süre önce kiralık evlerin fahiş fiyatlarından dert yanmıştı. Ömürcüğüm yani her şeyden böyle bir şey çıkardılar mı? O hale gelmiş. Kiralar otel kadar. Alaçatı'da bir havuzlu bir villanın aylığı 100 bin lira. 3 ay kalsan 300 bin lira. Bu sadece kirayla kalmayacak. Değil mi? Orada tabii. Bir servisin var, araba. Ondan sonra insan ağırlaman lazım. O olacak sana 500 bin lira. Sosyal medyada yayınladığı bir fotoğrafa getiriyor sözü Ömür Sabuncuoğlu. Şu fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız? Bir fotoğraf yayınladınız geçmişten. Yeşilçam fotoğrafı. Evet. Çok tatlı bir fotoğraftı. Çok tatlı mı? Güzelmiş. Kaç yaşındaydınız orada? Bir 17 ya 18. Ne kadar hepimiz birbirimize benziyoruz değil mi oyuncular? Onun da tabii nedeni ben ona bakıyorum, makyajı nasıl, saçı nasıl, o bana bakıyor. Ben Belgin Dorak'a bakıyorum, o Audrey Hepburn'a bakıyoruz. Yani hep böyle özenti, kimi beğeniyorsak o şeyler. Bir işsizlik tabii yani burada 17 yaşına falanım. Tek
bir estetiği var o yıllardan günümüze. Ama mesela o dönemde hepiniz hani bir şekilde doğal bir şekilde birbirinize benziyordunuz. Şimdi baktığımızda galiba bu bir takım... Yok, şimdi makineleşmiş artık. Yani. Değil mi? Estetik operasyonlarla maalesef. Evet. Şimdiki kuşak da aslında öyle bir sıkıntı var galiba. Yani ben estetiğe karşı değilim. Bir de biliyorsun yaptırmıştım Paris'i 12 sene, 13 sene önce. Ama yüzümden hiçbir taviz vermeden. Yani ne var? Benim burada hatlarım var. Bu hatta şu kadar kulak arkası çekmek. Estetiğe karşı değil ama yüzü de estetiğe elverişli değilmiş. Benim doktorum son dedi ki sen elastikiyeti olmayan bir cilde sahipsin. Yapıldığı zaman maalesef 2 sene yürümez. Ama karşı değilim. Benden alıp bir şey götürmediği müddetçe. Nebahat Çehre, Türk sinemasına yüzlerce filmiyle damga vurmuş bir isim. Ama onu genç nesle tanıtan proje Aşkı Memnu. Sandalyemi getir, ben de yukarıda yiyeceğim. Hadi çabuk 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 çabuk. Ömür Sabuncuoğlu o soruyu soruyor Nebahat Çehre'ye. Aşkı Memnu yeniden çekilse, devamı. Firdevs Yöreoğlu'nu tekrar oynar mısınız? Oynarım. Etrafındakileri uzaklaştırman lazım. Zaten onu çocuklarıyla paylaşıyorsun. Yok bir de Matmazel, yok Behlül. Ne oluyor canım? Huzur bulmak istiyorsan önce bunlardan kurtulman lazım. Çünkü çok sağlam bir kitaptan yapıldı. Ekip çok iyi oldu. Herkes çok güzel oturdu. Yani öyle bir diziler zaten çok nadir geliyor artık. Peki dizinin finalini onun yazması istense ne yazardı? Halit Ziya Uşaklıgil size kitabın finalini... Nebahat Hanım siz yazın dese, siz finali nasıl yapardınız? Bunun gibi yapardım çünkü finalde ben camide o felç olduğumu göstermek istedim. Yani bu yazardan veyahut da yönetmenden gelmedi. Orada gizli olan bir şey var. Fedakarlıkları var çocuklarına. Yani onlar için evlenmiyor zaten. Aman onları da bir oturtturayım, ondan sonra yapayım diye. Onun için orada ne kadar gizli sahiplenen bir anne olduğunu vermesi için ben böyle biraz oyun İnanılmazdı yaptım. İnanılmazdı ama. Evet. Gerçekten. Bana da diyor ki Ece ile şey, Nebahat ne olur yapma o kadar. Oyunculukta güzellik diye bir şey yok, oyun. Aynen öyle. Onun için o da iyi oturmuştu öyle. Peki Nebahat Çehre'nin en sevdiği Firdevs Yöreoğlu repliği hangisi? Peki sizin için en unutulmaz replik hangisiydi? Aptal galiba onun üzerine çok gidiyorlar. Aptal olma. Beren. Beren'e söyle. Bitter diyoruz. Bitter. Aptal, aptal, aptal gözünü aç. Siz kim? Siz diye bir şey yok, aptal. Yok. Aptalsın bizler, aptalsın. Aptal olmadı. O çok halkın dilinde. Aşkı Memnu'da beraber oynadığı tüm oyuncularla hala dost, hala arkadaş. Özellikle Beren Saat'in ona nasıl seslendiğini ilk kez duyuyoruz. Size nasıl sesleniyor Beren Saat? Yani genelde anne diye sesleniyor ama özel hayatta... Özel hayatta. Nebuş. Ha, Nebuş. Ben ama hepsine onu söyletiyorum. Çünkü aradaki fark, yaş farkı biraz kalksın, biraz arkadaş bulsunlar, rahatsız olmasınlar benden. Ne olursa olsun, onlarda bir saygılı davranış var, çekingen. Onun için onu aradan çıkarmak için herkese Nebuş dedirtiyorum. O zaman Nebuş, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğim bugün için böyle güzel sayede. Oh, nefes aldım. Güzel manzara uzun zamandır yaşamıyordum. Beraber bunu paylaştık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.